Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Şimdi çocukluktan başladık. Doğuştan evet. Kalp hastalıkları başladık. Konjenital diyoruz evet, tıp dilinde de. Diyoruz, evet, bir tıbbi terminoloji de evet. izleyicilerimize öğretelim madem. Yaş ilerledikçe tabii bir hazırlayıcı faktörleri var bunun. Bir genetik geçiş var. Bir de bizim zamanla beslenme alışkanlıklarımızdan, hayat evet, şeklimizden evet, biz kalp damar hastalıklarına yavaş yavaş meydan verebiliyoruz. Evet. Bu süreç nasıl ilerler? Şimdi yine çocukluktan itibaren gidecek olursak şu son yıllarda Türkiye'de oldukça azalmakla birlikte romatizmal kalp hastalıkları dediğimiz bir durum var. Bundan 30-40 yıl önce çok yaygındı Türkiye'de. Şu anda Avrupa'da bitmek üzere. Türkiye'de de azaldı, çok azaldı. Çocukların doktora daha erken gitmesi, erken antibiyotik kullanması sonucu. Bu romatizmal kalp hastalığı biliyorsunuz boğazda yerleşen beta-hemolitik streptokok dediğimiz bir mikrobun kalp kapaklarına hasar vermesi sonucu. Daha doğrusu ona doğru, ona karşı gelişen antikorların kalp kapaklarının üzerine oturup yıllar içerisinde orada ciddi hasarlar yaratmasıdır. Ama dediğim gibi son yıllarda oldukça azalmakla birlikte hala da görüyoruz romatizmal kalp hastalıklarını. Bu çocuk böyle 5-6 yaşlarında genellikle olur ve hastalık geçer ama bu kalpte yaptığı hasar yıllar içerisinde 20 yıl, 30 yıl sonra orada kapakta ciddi hasarlar meydana getirir. Ciddi daralmalar, kireçlenmeler meydana getirir ve işte bu özellikle mitral kapak hastalıkları, aort kapak hastalıkları, mitral darlığı, mitral yetmezliği gibi ciddi romatizmal kalp hastalıklarına sebep olur. Daha çok böyle 30'lu 40'lı yaşlarda genelde. Ya bu bir kaderi midir başlar. Şimdi? Yani romatizmal değil, hastalıktan hani bundan kurtulalım derken bir takım ilaçlar alıyoruz ve kalbimizde bir hasar bırakıyor. Yani geçmişten bugünümüze bunların... Yani işte dediğim gibi bu bir mikrobun sebep olduğu bir şey. Bu kriptik tonsillit diyorlar, kriptik anjin diyorlar. Bu beta-hemolitik streptokokun sebep olduğu bir şey. O olduğu zaman yani eğer bir penisilin grubu bir antibiyotik alırsa aslında hemen olur olmaz. Bunu çok rahat önlenebilir. Çünkü ki son yıllarda orada Türkiye'de bunun azalmasının sebebi işte çocuk boğaz ağrıyor hemen doktora gidiyor, antibiyotik kullanıyor ve bu romatizmal kalp hastalığının ilerlemesi engelleniyor. Yani Avrupa'da neresi bitmiş durumda. Yani bizde Türkiye'de hala az da olsa görülüyor çok azaldı, ama geçmişe çok göre çok daha benim, başarılıyız. Yani 30 yıl öncesine göre çok çok fark var. Çok azaldı yani. Çok azaldı ama yine de dikkat etmek lazım. Böyle kriptik tonsillit dediğimiz boğaz enfeksiyonu, basit bir boğaz enfeksiyonu gibi gözüküyor ama bazen çok önemli olabilir bu yani. Romatizmal kalp hastalığına sebep olması açısından muhakkak doktora, bir çocuk doktoruna ya da herhangi bir doktora. Zaten doktor onu baktığı zaman anlar. Kriptik tonsillit çok bellidir. Ciddi hemen antibiyotik kullanması gerekebilir. Eğer romatizmal kalp hastalığı da oluşmuş ise işte uzun süre ayda bir penisilin falan vuruluyor ya çocuk bazı kişiler. O tür ciddi önlemler almak gerekebilir. Antibiyotiği doğru ve yerinde zamanda tabii, kullanacağımız tabii, durumlardan biri de tabii, bu. Bunu da söyleyelim. Önemli, şimdi tabii. Biraz antibiyotiğe antipatimiz oluşmuş gibi. Hani yani son zamanlarda çok kullanılıyor tabii, ama gereksiz yere. Çok gribal enfeksiyonlarda. Bu en gerekli yerlerden tabii, biri antibiyotiğin kullanıcı. Onu da söylemiş tabii, olalım. Hani bu gibi durumlarda bir direnç göstermeye gerek yok. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.